Herkese selamlar. Ben ODTÜ Robot Topluluğu Temiz Enerji Kulübü'nden Mustafa. Bugün sizlerle SolidWorks eğitimimizin bir parçası olan yüzey tasarımı konusunu işleyeceğim. Öğreneceğimiz komutların listesi burada. Extruded Surface, Revolved Surface, Swept Surface, Loft Surface ve Bungee Surface. Ben SolidWorks 2020 İngilizce kullanıyorum. Burada kullanacağımız komutların Türkçe karşılıklarını gösterdim. Ayrıca anlatacağım her komut için de sağ üst köşede komutların Türkçesini de göstereceğim. Uygulamamızı açıyoruz. Yeni dosya seçeneğine tıkladıktan sonra partinin üstüne çift tıklatıyoruz. Burada daha önce kullandığımız Sketch ve Features kısımları bulunuyor. Ama gördüğünüz gibi yüzeyler surfaces kısmı bulunmuyor. Bu menüye eklemek için iki farklı yol izleyebiliriz. Öncelikle üst menüde bulunan herhangi bir yere sağ tıklıyoruz. Tabs kısmından surfaces seçiyoruz. İlk yöntemimiz buydu. İkinci olarak da ayarlar kısmına geliyoruz. Customize seçeneğinden. Gördüğünüz üzere burada açılabilecek bütün menüler bulunuyor. Biz buradan Surface'a geliyoruz. Show Tab seçeneğini seçiyoruz. OK kısmına tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi yüzeyler menüsü üst menüye eklendi. Öğreneceğimiz ilk komut Extruded Surface yani ekstrüze yüzey. Front Plane kısmına geliyoruz. Buradan veya buradan herhangi bir çizim açıyoruz. Rastgele bir spline çizelim. Böyle bir spline'ımız oldu. Kaydediyoruz çizimimizi. Elimizde iki boyutlu bir çizim var. Biz bunu yüzey yapmak istiyorsak kullanabileceğimiz en basit komut Extruded Surface komutu. Komutun üstüne tıklıyorum. Çizimimizi buradan seçebiliriz. Veya şuradaki liste üzerinden çizimimizin üstüne tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu şekli, bu eğriyi 3 boyutlu bir yüzeye dönüştürmek için bana çeşitli tanımlar sunuyor. Bunun uzunluğu ile ilgili bir tanım girmemi istiyor. Bunun yönünü belirtmemi istiyor. Veya iki tarafa da olabilir. Herhangi bir yüzeye kadar. Herhangi bir yüzeyden başlayacak şekilde vesaire böyle devam ediyor. Durduruyorum. Kaydettim. Şu an elimizde 3 boyutlu bir çizim var. Fakat bu sadece yüzeyi içeriyor. Zaten surfaces yüzeyler unsurunun da Features'ta kullandığımız Extruded Boss ve diğer Boss Base seçeneklerinden farkı sadece dışını yani yüzeyini içermesi. Komutumuz bu kadardı. Şimdi size Extruded Surface'ın başka bir kullanım alanını göstereceğim. Yeni bir part dosyası açtım. Front plane'e geliyorum. Çizim diyorum. Rastgele bir dikdörtgen çiziyorum. Bir kısmı bu dikdörtgenin içinde kalacak şekilde bir tane çember çiziyorum. Çıkış yaptım çizimimden. Surface'a gelip Extrude Surface seçiyorum. Mesela şurayı seçelim. Şu an sadece çemberi çizdi.
seçim alanı olarak. Biz buradan Selected Controls bölümünden rastgele bir alanı seçip sadece o alanın etrafındaki çizgileri ilerleterek yapabileceği bir çizim sunabiliriz uygulamamıza. Bunu seçip Delete'e tıklıyorum. Ve sadece şu bölgeyi seçiyorum. Sadece bu bölgeyi seçtiğim zaman sadece bu bölgenin etrafındaki eğrileri ve çizgileri kapsayacak, yani bu alanın etrafındaki kapalı kutuyu dışarı doğru genişletecek ve bir yüzey oluşturacak seçim yapmamı sağlıyor. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi elimizde sadece o alanın etrafındaki eğrilerin ve çizginin uzatılmış halini gösteren bir çizim oluştu, yüzey oluşturduk. Sıradaki komutumuz Revolved Surface, yani döndürülmüş yüzey. Yeni bir part dosyası açıyorum. Bu komutumuz Features'ta gördüğümüz Revolved Boss Base komutuyla benzerlik gösteriyor. Ön düzleme bir çizim açalım. Biz döndürülmüş bir yüzey oluşturmayı hedeflediğimiz için daha simetrik cisimlerle bu alıştırmayı yapabiliriz. Mesela bir vazo çizmeyi deneyelim. Spline komutuma geldim. Bir eğri çiziyorum. Ağız kısmı biraz daha geniş. Merkezine doğru biraz daha daralan. Sonra da genişleyen. Sonra yine biraz daralan bir vazo hayal ettim. Bakıyorum. Biraz daha aşağı alalım, daha güzel bir görünüm olsun. Şöyle yapalım. Bir tane referans çizgisi eklemek istiyorum. Bu bizim çizim yaparken kullanacağımız eksen olacak. Sonsuzluğunu seçtim. Alt kısmının kapalı olmasını istediğim için merkeze kadar çizgi ekliyorum. Üst kısmı açık olacağı için burayı kapatmamıza gerek yok. Şimdi çıkış yapalım çizimimizden. Surface'a geldim. Revolved Surface'a tıkladım. Ve çizimimizi seçtim. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluşturacağını söylüyor bana. Onaylıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi oluşturmak istediğimiz şeklin sadece yüzey kısımlarının bulunduğu bir cisim elde ettik. Buna renk de verebiliriz. Buradan şu menüden görünüm seçeneğine tıklıyorum. Cam, Glass geldim. Üstüne bıraktığım zaman Art 9'u seçtiğim zaman bana şeffaf bir vazo verdi gördüğünüz gibi. Sıradaki komutumuz Swept Surface, yani sürüklenmiş yüzey. Yeni bir part dosyası açıyorum. Bu komutumuzda amacımız bir profili belli bir yol üzerinde tekrar ederek sonuna kadar götürmek. Biraz teorik bir açıklama oldu fakat çizim yaparken daha rahat anlayacaksınız. Ön düzlemimize bir çizim açalım. Mesela bir eğri çizelim. Herhangi bir yerden başlayalım. Rastgele noktaları seçerek devam ediyorum. Tamam. ESC'ye basıyorum. Bunu kaydediyorum. Şimdi bizim oluşturacağımız profil
Bu başlangıç noktasından başlarsa yapacağımız işlemler biraz daha kolaylaşır. O yüzden bu noktaya eğriyi dikine alabilecek şekilde bir çizim yapmamız gerekiyor. Fakat bu çizimi oluşturabilmek için öncelikle bu eğriyi dikine kesen bir düzlem oluşturmamız gerekiyor. Features'a geliyorum. Bu noktayı seçiyorum. Reference'a geliyorum. Plane'i seçiyorum. Bakın bu otomatik bir düzlem atadı. Fakat bizim istediğimiz düzlem böyle değil. Bizim istediğimiz düzlem böyle de değil. Böyle de değil. Bu yönde olması gerekiyor. Yani sağa bakması gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi sağ düzleme benzer bir düzlem oluşturduğumuz zaman istediğimizi elde ediyoruz. Onaylıyorum. Plane'imizin üstüne tıklıyorum. Çizim oluşturuyorum. Şöyle sağdan bakarsak daha rahat göreceğiz. Evet. Tam şu noktayı merkez alacak bir çember çiziyorum. Tabii çember çizelim önce. Sonra bu çemberin merkezindeki noktayı seçiyorum. Şuradan ilişki ekle, Display Delete Relation'da Add Relation seçeneğine tıklıyorum. Bakın, şu noktayı seçiyorum. Coincidence seçiyorum. Gördüğünüz gibi bu noktalar çakışıyor artık. Kaydediyorum çizimimi. Surface'a geliyorum. Swept Surface'a geliyorum. Profil olarak yani şu ilki profildir. İkincisi yoldur. Path yani. Profil olarak bunu seçtim. Takip etmesi gereken yol olarak da bunu seçiyorum. Ve onaylıyorum. Gördüğünüz gibi o şu plane'imizi saklayalım. Bize içi boş bir boru oluşturdu. Takip ettiği profil bu. İzlediği yolsa yaptığımız çizim. Profil bazı yerlerde sıkışıyor, bazı yerlerde genişliyor. Bunun nedeni tamamen eğrimizin düzgün olmaması. Buradaki komutumuz lofted surface yani loftlu yüzey, katmanlı veya katlı yüzey de diyebiliriz. Yeni bir part dosyası açıyorum. Bu çizimle hedeflediğimiz şey birkaç farklı kesit oluşturup o kesitleri takip edecek bir şekil oluşturmak. Çizim yaptıkça ne dediğimi daha rahat anlayacaksınız. Upline'e yani üst düzleme bir çizim açıyorum. İstediğimiz şeklin alt tarafının bir çember olacağını varsayalım. Çember çizdim. Çıkış yapıyorum bu çizimimden. Daha sonra üst düzleme paralel olacak bir şekilde başka bir çizim daha yapmak istiyorum. Fakat bu çizim yapabilmek için bir düzlem daha tanımlamam gerekiyor. Farklı bir düzlem yapmak istediğim için çizimi. References kısmına geliyorum. Plane seçeneğine tıklıyorum. Üst düzlemle paralel olmasını istediğim için First Reference'a Top Plane'i seçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bana üst yüzeye paralel bir yüzey tanımlıyor. Ben bu ikisi arasındaki mesafenin 100 milimetre olmasını istiyorum. Yeterli buldu tanımlarımı. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi bana farklı bir düzlem verdi. Bu düzleme de bir çizim açıyorum. Şöyle üstten bakalım.
Düzenimizi biraz genişletelim daha rahat çalışabilmek için. Köşelerinden tutup çektiğimde genişliyor. Bu katmanın elips şeklinde olduğunu varsayalım. Şöyle rastgele. Merkezi biraz daha bu tarafta olursa fazla da açılmasın. Tamam. Bu çizimimizden de çıkıyoruz. Plane 1'i saklıyorum daha rahat çalışabilmek için. Gördüğünüz gibi birbirine paralel iki düzleme farklı iki çizim yaptım. Bir çizim daha yapalım. Yine bir düzlem tanımlayalım. Sonrasında geliyorum. Plane'i seçiyorum yani düzlemi. Buradan top plane'i seçiyorum yine aynı şekilde. Bu sefer de üst düzlemimizin 150 milimetre üstünde bir düzlem oluşturalım. İkinci düzlemimize bir çizim açıyorum. Üstten bakalım. Bunu da biraz genişletelim. Rahat çalışabilmek için. Bu katmanda dikdörtgen olsun. Böyle gördüğünüz gibi dikdörtgen seçtim. Kaydediyorum. Saklıyorum. Gördüğünüz gibi elimizde 3 farklı katman var. Şimdi yüzey oluşturmaya geçelim. Lofted Surface komutunu seçtim Surfaces'tan. Benden birkaç tane profil istiyor. Önce bu profili seçtim. Sonra bu profili seçtim. Sonra da bu profili seçtim. Evet. Gördüğünüz gibi bu üç kesiti birleştirecek bir yüzey tanımladı şu an. Tabii her şeyini tanımlamadığınız için bu yüzeyde oynamalar yapmamız mümkün. Mesela şöyle takip ettiği yolu değiştirebilirim. O zaman daha farklı bir çizim elde ederiz. Hemen bunu kaydedelim. Gördüğünüz gibi farklı bir yüzey elde ettik. Kesitleri belli. Lofted Surface komutu ile ilgili eklemek istediğim bir şey daha var. İlla ki birbirine paralel düzlemler arasında çizim yapmanıza gerek yok. Birbirini dikine kesen düzlemler üzerine de çizim yaparak Lofted Surface komutunu kullanabilirsiniz. Mesela bir top plane'i çizim açalım. Çizimimiz şu spline'la rastgele bir şeyler çizelim. Şöyle olsun. Çıkış yapıyorum. Ve mesela sağ düzlemin biraz ötesinde bir düzleme çizim yapalım ve burada başlayacak olan yüzeyimiz bu düzlem üzerinde bir yerlerde bitsin. Sağ düzlem seçeneğini seçtik. Bunun 100 milimetre ötesinde olduğunu belirttik. Tam tanımlı. Onaylıyoruz. Oluşturduğumuz düzleme sağ tıklıyoruz. Çizim seçeneğine tıklıyoruz. Böyle soldan bakalım. Oluşturmak istediğimiz yüzeyin şekli de dikdörtgen şeklinde olsun. Böyle yaptım. Çıkış diyorum. Düzlemimizi saklarsak daha rahat çalışırız. Lofted Surface komutuna geliyorum. İlk profilim buydu.
İkinci profilimde bu. Gördüğünüz gibi bu profiller arasındaki en kısa mesafelerden takip edilebilecek şekilde bir yol çizdi kendine. Tabii biz bunu istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Şu noktalardan çekerek. Bakın şimdi daha farklı çizim sundu bize. Daha böyle. Ya bu bitiş noktasında buraya çekeyim. Evet. Kaydediyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir yüzey oluşturdu. Yani herhangi bir çizim yapacaksak Lotus Surface kullanmak için yapacağımız çizimlerin birbirine paralel düzlemlerde olmasına gerek yok. Farklı farklı düzlemlerde bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Sıradaki komutumuz Boundary Surface, yani sınır yüzeyi. Yine bir part dosyası açıyorum. Bizim Boundary Surface komutuyla yapabileceğimiz işlem iki farklı eğri arasına bir yüzey oluşturmak. Üst düzleme bir çizim açıyorum. Ne çizdiğimiz çok önemli değil. Rastgele bir eğri çiziyorum. Şöyle biraz daralsın ve genişlesin. İşlesin. Sonra başlangıç noktasına geri dönsün. Şöyle olsun hatta biraz daha. Evet. Çıkış yaptım. Bu eğrimizi farklı farklı çizimler üzerine birkaç parçaya bölmek istiyorum. Üst düzleme bir çizim daha açtım. Convert Entities tuşuna tıklıyorum. Ve az önce yaptığım çizimin tamamını seçiyorum. Gördüğünüz gibi üstündeki bütün noktalarla beraber bunu çizimime aktardı. Bir çizgi oluşturuyorum. Şu iki nokta arasında bulunsun. Daha sonra Trim Entity seçeneğine tıklıyorum. Burayı ve burayı kessin. Fakat bunu yaparken bu sırayı gözetmeniz lazım. Yoksa istediğiniz biçimde, sadece burası kalacak biçimde parçalara bölmez. Geri alalım hemen. CTRL-Z'ye bastım. Geldim. Bunu kestim, bunu kestim ve tamamını siler. O yüzden biz bu sırayı gözetiyoruz. Ama çıkış yaptım. Bu çizimim var elimde. Yeni bir çizim daha açalım üst düzleme. Az önceki çizgimiz gibi olsun. Evet. Tamam diyelim. Şimdi ben bu eğri ve bu çizgi arasında kalan bir yüzey oluşturmak istiyorum. Boundary Surface'a geliyorum. Bana yön soruyor. Hemen ikinci çizimimi takip etmesi gerektiğini söylüyorum. Yeterli bulmadı. Çünkü en az iki çizgiye ihtiyacımız var. Yine birinci yön kısmını, üçüncü çizimimi de ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu eğri ve bu çizgi arasında kalan bir alan oluşturdu. Evet. Devam edelim. Üst düzleme bir çizim daha açıyorum. Convert Entities'e tıklıyorum.
Evet. Çizgi daha oluşturayım. Buradan buraya olsun. Şimdi bunları trimleyeceğim. Şu parçayı elde etmek istiyorum şu an. O yüzden önce burayı sildim. Sonra burayı sildim. Daha sonra burayı sildim. Burayı sildim ve burayı sildim. Gördüğünüz gibi bu parçayı elde ettim. Çıkış yapıyorum. Düzleme bir çizim daha açıyorum. Ne convert entities? Çizgi daha alacağım. Da şöyle olsun. Şimdi parçayı elde edelim. Trim entities'e geldim. Önce burayı sildim, sonra burayı, sonra da burayı. Bunu da kaydettim. İki farklı çizimimiz var. Ben bir çizgi daha oluşturmak istiyorum. Çizimime geliyorum. Üst düzlemde yeni bir çizim açtım. Çizgi seçeneğine tıkladım. Bunu seçtim ve bunu seçtim. Evet. Bu çizgiyi de onayladım. Gördüğünüz gibi elimizde 3 farklı çizim var. Ben şu çizgi ve şu çizgi arasında kalan bir alan yüzey oluşturacağım şimdi. Fakat şu çizimi görünür yapsam işim biraz daha kolaylaşır. Boundary Surface komutuna geliyorum. Başlangıç çizgim, eğrim bu olduğu için bunu seçeceğim önce. Yani üçüncü çizim seçtim. Bitişte de bu olacağı için bunu seçeceğim. Seçtim. Altıncı çizim ve üçüncü çizim arasında bana bir yüzey sundu. Fakat bu benim istediğim rotayı takip etmiyor. Ben bunu kaplamasını istiyordum. Fakat bu direkt olarak geliyor. Bunu nasıl sağlayabilirim? İşte burada da devreye giren unsur ikinci yön tayini oluyor. Biz eğer ikinci yöne takip etmesi gerektiği rotayı verirsek o da bizim istediğimiz şekilde bir yüzey oluşturur. İkinci yöne dördüncü çizimi ve beşinci çizimi seçtiğim zaman gördüğünüz gibi bu yüzeyi kaplayacak biçimde bir yüzey daha oluşturdu. Onaylıyorum. Kaydetti.